İşte bu be abi, mükemmel oldu. Vallahi abi, senin söylediğin gibi yapınca gerçekten de parça uçtu gitti. Hep çaldığın bir şarkıyı böyle başka bir açıdan bakıp çalmaya başlayınca bir sürü şey çıkıyor farklı farklı. Eyvallah abi. Çok sağ ol. Bize çok büyük bir fırsat verdin. Manyak mısın oğlum? O fırsatı siz aldınız. Bir ara bir daha çalalım hep beraber. Çalalım. Hoş geldiniz. Selam. Fatoş, ne bu surat? Ay, öyle işte ya. Deniz, boş ver. Fatoş'a moral gezisine çıktık. Efsane bir atarla istifa etti. İstifa mı ettin? Hı. Nerede çalışıyordun? Ya bir kafe var. Orada çalışıyordum işte. Yani 3-5 kuruş kazanmak için part-time çalışıyordu bir kafede işte. Ama bugün itibariyle servis elemanla kariyerime son vermiş bulunuyorum. Elveda günlük 60 lira. Elveda bedava hamburger. Burada çalış. Nasıl? İşte burada. Hadi gel. Burada çalış. Nasıl? Ne yapacağım ki ben burada? Servis elemanı olarak çalışacaksın. Aslında çok iyi fikir biliyor musun? Hem kendi çalışma günlerini de seçersin. Herkes öyle yapıyor değil mi Deniz? Evet. Yani haftalık çalışma günlerini de belirleriz. Zaten servis tecrüben de var. Yani. Ne bileyim, olabilir aslında ya. Hadi. O zaman ilk part-time işin kutlu olsun. Nasıl yani, bu kadar mı? Hani öyle bir iş görüşmesi, siz gidin biz sizi ararız falan hiçbiri yok mu? Yok, bu kadar. Aa, vallahi boş edemiyorlar var ya her yerde torpilin olacak diye. Hayran. O zaman Ediz'e de söyleyelim, gezdirsin sana burayı. Ediz, bakar mısın? Nasıl geçti ilk iş günü, ilk toplantı? Bence iyiydi. Yani Engin Bey'in ağzından çıkan her şeyi not aldım. Da Engin Bey indikten sonra ben arkada biraz böyle şey gibi kaldım. Patron. Bence bir sakıncası yok, rahatına bak. Ha yok canım, ondan demedim. Yani önde birisi böyle arabayı kullanıp sen arkada oturup yayılınca güzel oluyormuş. Tarık. Efendim? Sen biraz saf mısın? Saf mı? Aslında biraz var biliyor musun? Gerçekten. Yani arkadaşlarım falan da söylüyorlar da tam olarak neyi kastediyorlar onu anlamıyorum. Hangi arkadaşlarmış onlar? Mesela Fatoş mu? Yok. Yok. Fatoş Hanım'la öyle bir muhabbetimiz olmadı henüz. E canım, siz yemekten başka bir şey konuşmadığınız için olmamıştır tabii. Yani yemek bizim ortak noktamız. İkimiz de yemeği çok sevdiğimiz için. Abicim, sen hoşlanmıyor musun Fatoş'tan? Yok canım, olur mu öyle şey? Yani hayır, bir kere her şeyden önce onlar Engin Bey'le bir muhabbet halindeler. Vallahi benim aldığım son haberlere göre Engin Bey Fatoş'a küs. Yani hazır diyorum. Ortam müsaitken diyorum. Atağa mı geçsen? Yok canım. Yani hayır, zaten Fatoş Hanım'la bizim aramızdaki ilişki öyle bir şey değil. Biz yemek arkadaşıyız. Aynen. Yani ben ayranım, o da soda. Ay tamam Tarık'cığım, yemek arkadaşı olun siz. Sen ayranın, o da soda olsun. Efendim Engin Bey. Evet, burada maalesef. Ne yapayım, ben getireyim mi size? Yok ya, şimdi getirmene gerek yok. Ben burada güzel bir yer keşfettim, oturuyorum. Ya da isterseniz ben direkt Deniz Bey'in mekanına bırakayım. Keyfim yerinde, sen akşam getir. Tamam, peki, nasıl isterseniz. Bu arada ben sonrası için alayım mı sizi ya da aldırayım mı? Yok yok, buralardayım ben biraz daha. Toplantının sitesini atıyorum. Söyle. Ne? Lan bir sakin. Ne baskını, ne polisinden bahsediyorsun oğlum sen?
Lan bir işi de doğru düzgün becerim be. Bir işi de doğru düzgün becerim be. Ya bir saat önce çıksaydım evden? Konuşma lan, kaybol oradan çabuk, kaybol! Abi ne olmuş? Lan ne olmuş Bekir ya? Polis basmış işte boyu. Hale bak ya. Ulan bizim 002'ye bak sen. Dakika bir, gol bir. Haber vermese yanıyoruz. Ne demek Hakan yırttı? Nasıl oluyor bu Tahir? Hakan depoya gitmemiş. Yakalanan adamlar da ismini vermemişler. Tanımayız etmeyiz demişler. Polis de bir şey yapamıyor. Hiçbir kanıt yok çünkü. Elimiz boş kaldı yani. Maalesef Ferit Bey. Ama arkadaşlar takipte. Bir bilgiye ulaşınca bize haber verecekler. Tamam Tahir, tamam çıkabiliriz. Soya sütüyle denesene, çok güzel oluyor öyle kahve. Tamam, bir dahakine öyle yaparım. Deniz abi, biz çıkıyoruz. Durun, uğurlayayım sizi. Şişt, Ali, anlat bakalım. Neyi anlatayım? Ya işte Deniz'le ne zaman tanıştınız, ne kadar sürdü, neden bitti? Bahsayayım mı? Hadi dökül. İşte 4 yıl önce başladık. Ondan 3,5 yıl sonra da bitti. Birbirimizi biraz fazla yıprattık, o yüzden bitti. Hadi ya. Nasıl tanıştınız peki? Ortak bir arkadaşımızın doğum gününe tanıştık. O gece benden hoşlandığını söyledi. Ben o zaman bir ilişkimden yeni ayrılmıştım. Biraz kafam karışıktı. O da o zaman bir yerde çalıyor. Dedi ki bana, eğer gelirsen 3. şarkıyı senin için çalacağım. Aa, neden 3 peki? Ya işte o akşam uğurlu sayılarımızdan falan bahsetmiştik. Benimki de 3 demiştim oradan. Vay, Deniz'e bak sen ya. Gittin mi peki? Gittim. Ama dedim ya, o sıralar çok kafam karışık. İşte böyle arkalara bir yere saklandım beni göremesin diye. Sonra Alya, eğer buradaysan bu 3. şarkıyı senin için çalıyorum dedi. Sonra ben sahneye doğru yürümeye başladım. O bana güldü. Ben de ona güldüm. O günden beri hem sevgilim hem arkadaşım. Ay çok romantikmiş ya Alya. Siz niye ayrıldınız ki o zaman? Ne bileyim, problem dediğin şey çözülür yani. Bir iki şarkı bestelerdiniz, birbirinize hediye ederdiniz, andırdınız birbirinizi gönlünü. O kadar kolay olmuyor. Yani ben çok hata yaptım. O da öyle. Çok yıprattık birbirimizi. Yani artık arkadaşsınız öyle mi? Hani ben onu çok seviyorum. Arkadaş da olsa, sevgili de olsa, o benim yanımdayken ben daha iyi bir insan oluyorum. O yüzden de kopamıyorum ondan. Kıyamam ben sana ya. Ay bak, ben de bir kötü oldum, fena oldum. Tüylerim diken diken. Şimdi Sadede geliyorum ve seninle açık konuşuyorum Buse. Ben Ferit Aslan'a savaş açtım. Ve bu savaşta da seni kullanmak istiyorum. Ferit benim eski arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyoruz ama ona zarar verecek bir şey asla yapmam. Buse, babanın durumundan haberdarım. İflas ettiğinden. Bir sürü borcunuz var. Eğer benimle anlaşırsan bu borçları sıfırlarım. Bu anlaşmadan dolayı da sana yüklü bir ödeme yaparım. Bence çok cazip bir teklif. Düşün derim. Ne istiyorsunuz benden tam olarak? Güzel. Aslında çok basit bir şey. Ferit Aslan'la bir akşam yemeği yemeni istiyorum. O yemeğin devamını getirmeni istiyorum. Ve geceden birkaç tane fotoğraf göndermeni istiyorum bana. Hepsi bu. Biz bu fotoğrafları mahkemede Ferit'in aleyhine delil olarak kullanacağız. Yani aslında çok da yakın olmanız gerekmiyor. El ele olmanız bile yeter. Yetmez. Aksine samimi fotoğraflar istiyorum, mümkünse yatakta çekilmiş. Ferit'ten bahsediyoruz yalnız. Bu hiç kolay değil. Kolay olmadığını biliyorum.
O yüzden sana yüklü bir ödeme yapıyorum ya. Ne diyorsun? Tamam. Size yardım edeceğim. Güzel. Yalnız küçük bir meselemiz var. O da şu, yemeği bu akşam yemeniz lazım. Çünkü mahkeme yarın. Acelemiz var yani. O zaman ben izninizi isteyeyim. Akşam için hazırlanmam lazım. Tamam. Beni yanıltmazsın diye umuyorum. Görüşürüz. 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 Yalnız bu kız Ferit'i etkileyecek biri değil bence. Daha önce etkilemiş yalnız. Efendim? Alo Ferit, merhaba, ben Buse. Buse? Ne var ne yok? İyiyim, teşekkür ederim. Bu akşam görüşebilir miyiz? Bu akşam mı? Ya aslında biraz bu aralar yoğunum. Konuşmaya ihtiyacım var Ferit. Bu aralar canım sıkkın biraz. Benim de öyle. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Yardım edebileceğim şey var mı? Yani aslında var. Hayır Ferit Bey, gerçekten ben sizin için endişeleniyorum. Nasıl kıyıp yiyeceksiniz bu şaheseri? Ben sizin yerinizde olsam Nazlı ile tanıştığım günü hayatımın en şanslı günü ilan ederdim. Hmm. Tamam şimdi yani amanenin de emeği yok. Sayılmaz onun da tarifleri ama sonuçta işin içine benim el emeğim girdi. Hmm. Nazlı, senin içine küçük bir fatoş mu kaçtı acaba? Alt tarafı minnettarlığını göstermek için bir yemek yapıyorsun. Ki zaten bu senin işin, değil mi? Aman. Nazlı. Ferit Bey. Kimle konuşuyorsun? Kendi kendime. Yani kendi kendime derken öyle kendi kendime sesli düşünüyordum. Siz erken mi geldiniz? Evet. Çok iyi yaptınız. Galiba içinize doğdu benim şahane yemekler yaptığım. Hepsi amanenin tarifi. Nazlı, ellerine sağlık ama son anda bir şey çıktı. Sana da haber vermeye fırsatım olmadı. Ben bu akşam dışarıda yiyorum. İş yemeği mi? Hayır. Üstümü değiştirip çıkacağım. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Efendim Buse. Rezervasyonu yaptırdım ben. Çıkıyorum birazdan. Kolay kolay, yeri çok kolay. Bluebell restoran yazarsan çıkıyor zaten. İstersen ben de alabilirim seni. Tamam, görüşürüz. Buse kim ya? Buse ne hatta? Buse. Nazlı, sana da limonata koydum. Olur. Aa, bu mozaik pasta kimin? Asuman'ın. Ye gitsin. Yiyeceğim vallahi. Bana yeseymiş. Yemeğinin malını yerler. Yerler değil mi? Yerler tabii. Hem de şapur şapur yerler. Buse. Ne? Havalar bu sene. Çok acayip değil mi ya? Bak ya, sen de kendini limonataya falan vurdun sıcaktan. Bir yağmur yağıyor, bir dolu yağıyor, bir sıcak. Bir de nem var. Nem çok kötü. Allah Allah Nazlı, senden değişik sinyaller alıyorum. Bak ben senin bu hallerini bilirim. Kafana bir şey mi takılıyor? Ferit'le mi ilgili? Hadi anlat bebeğim, ne oldu? Hayır ya bebeğim, beni galiba ev bastı. Böyle evde durasım yok. Canım evde durmak istemiyor. Ne yapsak? Bence biz bu gece yemeği dışarıda yiyelim. Yiyelim. Bak şu köşeye kebap diye bir yer açılmış. Hem kebapları çok güzelmiş, hem de 20 liraya falan çıkarız biz oradan. Tam olarak öyle bir şey değil istediğim Fatoş. Başka bir şey. Mesela Bluebell diye bir restoran açılmış yeni. Oraya gidelim. Bluebell restoran mı? Nazlı, buranın kazık olduğu isminden bile belli ya. Şimdi gidip orada parçalanmayalım. Ya. Ama çok methediyorlar. Yani bir dergide öyle okudum.
Ayrıca gidip mutfağına bakacağım Fatoş. Ben kariyerimde yükselmeyeyim mi? Bir şeyler öğrenmeyeyim mi? Tamam gidelim ya. Hem artık ben işi gücü olan bir insanım yani. Maaşım bile var. Bunlardan mı gözüme korkacak yani? Hatta ben ısmarlıyorum ya. Vallahi gidelim. Gidelim bakalım nasıl olacakmış yani. Enteresan bir deneyim olacak. Bakalım güzel miymiş? Belki de o kadar güzel değildir. Allah Allah. Hayır olsun inşallah. Neyse bunun kokusu çıkacak yakında ama henüz bir şey anlamadım. İyi ben gidip hazırlanıyorum o zaman. Sana da afiyet olsun. Sağ ol. Yemeğini malı gerçekten yiyorlar ya. Güzelse de güzeldir yani. Ne var? Bu se. Ne biçim isim? Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Buyurun ben size eşlik edeyim. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Orası olmaz. Orası olmaz çünkü buranın manzarası güzel değil. Nereye peki? Şurası güzel aşkım, otur burada. Buraya değil. Bak burası daha güzel. Allah Allah, iyi peki. Gerçekten buranın manzarası şahaneymiş Nazlı. Asansör boşluğu. Ay burada da insanlar var, hiç görmediğin şey sanki. Sen nereye bakıyorsun ya öyle? Aa, Ferit. Ne tesadüf değil mi? Nazlı, sen neler çeviriyorsun? Bir sorabilir miyim acaba ben? Bizim ne işimiz var ya burada yoksa Ferit Bey'i takip ediyoruz. Fatoş tam olarak... Ferit? Buse. Geldi. Bu kim ya? Buse. Buse kim? Hoş kızmış ama Allah var. Hakikaten güzelmiş. Nasıl? Hakikaten öyle konuşma ya. Biraz küçük harflerle konuş. Fark edecekler bizi. Bakıyorum hemen adapte oldun takip işine. Tabii kızım, hayatta en sevdiğim şey. Ay bakalım neler olacak acaba? Hayır bu kız nereden çıktı ya şimdi? Ben onu anlamadım yani. Eskilerden mi yoksa yeni mi tanıştılar acaba? Ay Fatoş eskisini mi biliyoruz adamın? Biz her şey yeni. Yok bu eskilerden. Baksana hemen muhabbete sardılar. Belki çok yakın arkadaşı. Hemen fesat düşün zaten. Nazlıcığım sana şu kadarını söyleyeyim. Bu gece yatakta biter. Çüş! Teşekkür ederim. Ay karnım da nasıl aç. Ben de kendimi yemeğe vuracağım. Ya yemek ısmarlarım dediysen bu kadar da değil yani. Yetmez mi? Yeter mi? Tamam kahve içeriz. Of çay. Çıkışta da ben sana kokoreç ısmarlarım. Bas gitarın sesini biraz açsana. Elis. Şu barda çok boş tepsi bırakmayın. Şurasıyla biraz ilgilensene. Her şey çok güzel olacak. Sakin ol ve tadını çıkar. Her şey çok güzel olacak. Sakinim ve tadını çıkarıyorum. Hem zaten bana destek olan bir sürü insan var etrafımda.
Sen, Fatoş, Ferit abi, Nazlı. Ya Deniz, dünden beri sana bir şey soracağım soramadım bir türlü. İnsanlar eski sevgili olduğumuzu öğrendiğinde neden bozuldun? Çünkü dün bayağı yüzün düştü ve ben seni çok iyi tanıdığım için bunu anlayabiliyorum. Beni o kadar iyi tanıyorsan, geçmişle bugünü karıştırmayacağımı çok iyi bilirsin. Burası benim için yeni bir sayfa. Artık eskiyi karıştırmak istemiyorum. Yani ben geçmişte kaldım ve temiz sayfanda yerim yok, öyle mi? Hayır Alya. Geçmiş geçmişte kaldı. Ayrıca bu konuları da böyle defalarca konuşup birbirimizi yıpratmaya gerek yok. Defalarca konuşmuyoruz. Bu yeni bir konu. Yeni mi? Evet. Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? İyidir. Senden ne haber? İyi, iyi de. Özel bir şey mi konuşuyordunuz? Böldüm mü ben sizi? Yok. Yok ya, normal konuşuyorduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyiz. Sen nasılsın? İyi. Karar verdiniz mi hanımlar? Ben bir su alacağım. Başka? Bu kadar. Siz ne alırsınız efendim? Ben de bir bardak alayım. Bardak? Bardak, hani olur ya böyle camdan, içi boş. Boş bardak. Evet. Peki ara sıcak veya başlangıç olarak ne alırsınız? Diyetteyiz biz. Çok yemeyelim dedik. Peki. Sağ olun. Ay bu da kısa mesafe almayan taksiciler gibi. Sana ne ya? İster biftek yerim, ister su içerim yani. Allah Allah. Of Fatoş, kafamı karıştırıyorsun. Bir sus. Ya çok iyi oldu görüşmemiz. Çok özlemişim seni. Epey olmuştu değil mi? Tabii ya. 2 sene. Hatta belki de daha fazla. Neler yaptın bu arada? Nişanlandım. Hadi canım, ciddi misin? Tanıyor muyuz? Yok, tanımazsın. Hayırlı olsun, çok sevindim. Sağ ol. Aslında Hakan'a teşekkür etmemiz lazım. İki eski dostu bir araya getirmiş oldu. Ben onlara dedim. Ferit'e zarar verecek bir şey yapmam dedim ama inanmadılar. Boş ver, onlar öyle bilsin. Çok fenalar ya. Ay yok, bu kız çok fingirdek. Baksana görüşlere. Ay ben bu saçın başını yolarım vallahi. Konuştum şimdi. Birazdan gelecekmiş. Fatoş yok mu? Fatoş. Vallahi Fatoş ve ablam baş başa yemeğe gittiler. Kız kıza. Fatoş hanımın canı yine öyle değişik bir şeyler yemek çektiyse demek. Ondan... onlar var ya kesin uykuluk yemeğe gittiler. Çünkü geçen öyle bir muhabbet oldu. Ben bir böyle uykuluk yapan bir yer tarif etmiştim. Kesin oraya gitmişlerdir. Uykuluk yapan bir yer tarif ettin. Peki tarifçim, sen böyle sağ solu tarif edeceğini acaba Fatoş'u kendin mi götürsen artık? Birlikte mi gidelim yani ikimiz baş başa? Evet. Ya aslında bizim öyle uzun vadeli birkaç yemek planımız var. Mesela Aralık'ta Üsküdar'a gideceğiz kabak tatlısı yemeye. Tarık'cığım, o iş öyle yürümez canım. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Gideceksin Fatoş'un yanına, tutacaksın, kolundan götüreceksin. Böyle sürpriz yapacaksın ona. Hem bak, Fatoş böyle sürpriz şeylere bayılır. Ya olabilir aslında. En nihayetinde bizimki dostça bir yemek olur tabii. Tarık, bak ben her şeyi biliyorum. Bana güvenebilirsin. Hem ben sana yardım etmek istiyorum. Asuman, bana niye yardım etmek istiyorsun diye sorabilir miyim acaba? Sevdim seni. Hem Fatoş'a da çok yakışıyorsunuz. Ayrıca senden bana çok güzel enişte olur vallahi. Bol bol yemek ısmarlarsın bana. Bir de şöyle küçük bir detayımız var ki... Engin Bey, ya Fatoş'a biraz fazla. Ben fazla değilim yani.
Sen tam kararındasın. Ya Asuman, şu konuştuklarımızı Engin Bey bir duysa var ya, ya öyle ayıp olur ki. Ha bir de işimden olurum yani, kovulurum. Kovulmak ne demek canım, adam çekip vurur beni resmen ya. Dur dur, sen sakin ol bak, benden laf çıkmaz, merak etme. İnsan lafın üzerine gelmiş. Selam, nasıl gidiyor? Süper, süper. Sizin? İyi. Fatoş yok herhalde. Fatoş? Yani ben hiç bilmiyorum, o nerede de belki şey biliyordur, Tarık. Ben nereden bileyim Asuman Hanım? Yani sanki ben Fatoş Hanım'la sürekli böyle bir irtibat halindeymişim gibi. Ne, yok bilmiyorum yani Engin Bey, nereden bileceğim? Ben hiç kimseye Aliye Hanım'a... Aliye Hanım'a bir bakayım müsaadenizle. Aliye, Aliye. Ya son aylarda biraz toparladık ama hala ödenmemiş bir dolu borç var. E kimse kredi de vermiyor. Kısacası zor bir dönem. Ben bir konuşayım sizinkilerle. Belki bir çözüm yolu bulunur. Bir ortaklık mesela. Gerçekten mi? Neden olmasın? Ya Ferit, sana nasıl teşekkür edeceğimi hiç bilmiyorum. Ay Nazlı, sen sakın bakma. Ferit Bey atağa geçti. Biraz daha su alır mısınız efendim? Evet, lütfen. Siz? Yok, ben devam ediyorum. Hı, tamam. Azıcık konuşma. Al bebeğim. Ya o kadar zor günler yaşadık ki Ferit. Bitti dedim kendi kendime. Buradan dönüş yok. O günlerde kimse kalmadı yanımda. Bir ailem, bir de Caner işte. Tamam. Niye ağlıyor bu be? Ay Nazlı, benim bir tahminim var ama. Ne? Kız hamile. Yok artık Fatoş, neresinden anladın acaba? Bak yakında doğurur bu, görürsün. Neyse, senin de canını sıktım. Normalde böyle sulu göz biri değilim ama. Hakan'ı sen dert etme. Sana hiçbir şey yapamaz. Eğer seni rahatsız ederse hemen beni ararsın. Tamam. Konuşmaya fırsatımız olmadı. Sende varmış şeyler. Bu gülümsemenin sebebi olan kız kim merak ettim doğrusu. Henüz ortada bir şey yok. Kalkalım mı? Olur. Nereye gidiyor şimdi bunlar? Nazlı, benim bir tahminim var ama duymak istemezsin. Muhtemelen istemem Fatoş. Ay ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Ay anlamayacak ne var ya Nazlı? Belli ki Ferit Bey bu kızı hamile bırakmış. Şu anda bu problemi çözmeye çalışıyorlar. Artık bütün gece uzun uzun bunu konuşurlar. Eve mi gitmişlerdir? Artık orasını bilemem, ev mi otel mi? Belki bir otelde. Benim de suçum var ya. Aa. Öyle mi? Sağ olun. İçmişiz Nazlı. Of ya, ben bu parayla var ya eve damacana stoğu yapardım. Hepsi bu su yüzünden. Bir de zarar. Kucağımıza incir ağacı dikti vallahi. Eve getirmiş.
günaydın. Günaydın. Ay İkbay Hanım, o sizin miydi? Ben de bardaktaki ruj izini görünce evde kadın var sandım. Yani sizin gibi yaşlı kadın değil, genç kadın. Ay Nazmiye Hanım, ama ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun lütfen. Kırıcı oluyorsunuz. Siz bana kırıldınız değil mi? Nazmiye Hanım'a geçtik çünkü hemen. İkbal Hanım, ben evde Buse var sandım. Buse mi? Hay. Hocam dün akşam Ferit Bey'in yemek yediği Buse mi? Yok canım, ya onun burada ne işi var? Hem o iş biteli çok oldu zaten. Bitti mi? Peki bebek mi olacak? Bebek mi? Ne bebeği? Buse'nin bebeği. Ah, Buse hamile miydi? Ay bak benim hiç haberim yok. Yani bilmiyorum, hamile olmayabilirdi. Ama Fatoş'a göre hamile. Fatoş kim? Ev arkadaşım. O bu konularda çok iyidir. Çok da güzel fal bakar. Nazmiye Hanım. Ay affedersiniz ama yani ev arkadaşınız Fatoş'la Buse'nin ne ilgisi var gerçekten anlayamadım. Yani kafam allak bullak oldu. Vallahi İkbal Hanım benim de kafam allak bullak oldu. Bence siz bana bu Buse meselesini en baştan anlatın. Yani anlatacak bir şey yok. İşte Hakan Bey Buse'ye para teklif etmiş. Ferit Bey'i kandırsın diye. Mahkeme var ya bugün. Sözüm ona aleyhine delil olarak kullanacak. Sevimsiz herif. E'si işte Ferit Bey'le Buse çok eskiden beri arkadaşlar. Yani Buse böyle bir şey kabul etmemiş tabii. Dün akşam da onu konuşmaya gittiler. Ha, anladım. Çıkalım mı artık? Nazlı geliyor musun sen de duruşmaya? Tabii ki, kaçırır mıyım? Hadi gidip Bulut'u alalım. Ben de şirkete geçiyorum Ferit Bey. Tamam. Bugün Nazlı da mahkemeye gidecek mi? Gitmez mi? Sabah Ferit Bey'in evine gitti, oradan beraber geçecekler. Melih, bakar mısın? Ya bu ses sistemini bugün kontrole geleceklerdi, hala gelmediler. Bir arayıp sorar mısın? Hemen arıyorum. Kız Alya, sen var ya Deniz'den daha çok mekan sahibi gibi duruyorsun, biliyor musun? Ne yapalım? Deniz'in bugün mahkemesi vardı. Yani buralarla ilgilenemeyecek. Buralar bize emanet. Doğru söylüyorsun. Merhaba Bulut'cum, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol. Bulut'cum, halanın evinde mutlu musun? Mutluyum yani, mutluyum. Ne istesem alıyorlar zaten ama ben dayımın evinde yaşamak istiyorum. Neden peki? Çünkü ben dayımı çok seviyorum. Hem yani biz dayımın evinde o kadar eğleniyoruz ki anlatamam. Hem Nazlı var orada. Nazlı'yı çok seviyorum. Üçümüz kurabiye yapıyoruz. Üçümüz film izliyoruz. Nazlı kim peki? Nazlı bizimle yaşıyor. Yani bizimle dediğim dayımın evinde yaşıyor. Kimse Nazlı'dan daha güzel yemek yapamaz. Annem... Yani annem yok ama öldü. Öldü. Peki, dışarı çıkarabilirsiniz. Dayıma mı gideceğim ben? Hem halamda zaten çok sıkıldım. Nazlı'yı da özledim. Bak Bulut'cum. Sen çok iyi bir çocuksun. Senin için en iyi kararı vermeye çalışıyoruz. Herkes senin iyiliğini düşünüyor. Dışarı çıkartabilirsiniz. Bulut'cum, biz hemen geleceğiz yanına, tamam mı? Tamam. Sayın Hakim, daha önce de belirttiğimiz gibi Ferit Bey'in çocuk için iyi bir vasi olamayacağı açıktır. Yeni delillerin detayları da şu anda önünüzde dosyada mevcuttur efendim.
Bilmiyorum, anlarız şimdi. Ferit Bey bekar bir adam. Umuma açık bir mekanda yemek yerken çekilen bu fotoğraflar neden davayla alakalı olsun? Efendim, bu fotoğraflar Ferit Bey'in günübirlik ilişkiler yaşadığı ve pek çok kadınla da gününü eğlendirdiğinin kanıtıdır. Dün akşamki görüntüler onlar. Efendim, müvekkilin burada arkadaşıyla gayet masumane bir şekilde yemek yemektedir. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Diğer fotoğraflara da bir bakın isterseniz. Onlar da bir önceki akşam çekildi. Ferit Bey'in yanındaki kişi hem evinde özel aşçı olarak çalışan hem de Bulut'la ilgilenmesi için tutulan birisidir. Yani fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi Ferit Bey'in evinde çocuğa bakması için kalan kişiyle de ilişkisi vardır. Bu ahlaksızca bir yalan. Bize zarar vermek için yapacaklarının sınırı yok ama seni pişman edeceğim Hakan. Susun lütfen. Avukat Bey, müvekkilinizi sakinleştirin. Aksi takdirde dışarı çıkmasını isteyeceğim. Ferit Bey, buyurun. Deniz, yemek yedik sadece. Sadece yemek yedik. Ya, biliyorum, biliyorum. Tabii ki, biliyorum. Tabii ki. Vasi olmak isteyen Ferit Aslan'ın evi açık olarak görülmektedir ki küçük bir çocuk için uygun değildir. Kendisi bekar bir erkek olduğundan yaşadığı hayat çocuğun ihtiyacı olan aile ortamını ve disiplini sağlayacak durumda değildir. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Ne dediğinizin farkında mısınız? Deniz, Deniz yemek yedik sadece. Küçük Bulut'a o sıcak aile ortamını sağlayacak kişi müvekkilim Demet Önder'dir Sayın Hakim. Senin yüzünden Bulut'u kaybedeceğiz. Hayır, hayır, hayır. Senin yüzünden değil. Senin hiçbir suçun yok. Hepsi şu fırsatçının yüzünden. Bu fotoğraflar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ferit Bey Küçük Bulut'a uygun bir aile ortamı sağlayabilmek için kendi özel yaşantısına da mümkün mertebe dikkat etmektedir. Bu sıradan bir yemekte çekilmiş ve kasıtlı olarak farklı anlamlar yüklenmeye çalışılmış bu fotoğraflar karşı tarafın iddianamesinde yer alarak sizi yanıltmaya yöneliktir. Bu fotoğraflar siz değerli mahkeme üyelerini kandırmaktan başka bir şey değildir. Ki Ferit Bey bekar olsa dahi Bulut'a gerekli aile ortamını sağlayabilecek bir kişiye sahiptir. Mahkeme sonuçlanmadı. Bulut'un yüzüne bakmak istemiyorum. Nazlı, sen utanılacak bir şey yapmadın. Sadece iyi şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bunu hepimiz biliyoruz. Yapmaya çalıştığım her iyi şeyi elime yüzüme bulaştırıyorum. Az kaldı Bulut. Şimdi çıkacaklar. Biliyorum içerisi çok sıkıcı. Buradan çıkıp gideceğiz, tamam mı? Nazlı, her şey düzelecek. Güven bana. Karar. Delillerin incelenmesi neticesinde Bulut Kaya'nın vesayetinin halası Demet Önder'e verilmesine karar verilmiştir. Teşekkür ederim. Geldiler Deniz. Her şey için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Güzel bir işti. Aynen. Bundan sonraki süreçte de beraberiz. Sağ olun. Görüşürüz o zaman. Ararsınız beni. Hadi tamam. Şimdi eve gidemeyeceğiz. Bir süre daha halanlarla kalman gerekecek. Hayır. Yalancı. Söz vermiştin bana. Hem bana birkaç gün sonra geri döneceğiz demiştin. Bırak beni.
Çok haklısın ama elimizde olmayan şeyler oldu. Bırak beni ya, bırak. Sen vermiştin bana. Sen vermiştin. Sevmiyorum seni. Bulut'cum, hadi bakalım gidiyoruz artık. Ya bir dur, bir sakin. Şu çocuğun haline bak. Sen karışma Deniz. Ayrıca Bulut'un iyiliğini istiyorsan tarafını seçsen iyi edersin bence. Bunlar taraf tutulacak konular değil. Ben Bulut'un yanındayım. Belli. Hadi. Ya, hayır. Aslında seni çok seviyorum. Ya, bırakma beni. Hayır. Ya dur. Hayır, ne olur. Çok özür dilerim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yakında eve döneceksin Bulut'cum. Merak etme dayıcığım.